Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ya Rabbi işimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla işimizi tamamlamayı nasip eyle. Amin. 21. dersteyiz. 5. kısım, 3. başlıktayız. Her seferinde tekrar tekrar geriye vurgu yapmamın sebebi, geriyi bugüne getirmezsek ilerleyemeyiz. Konular hiçbirisi birbirinden ayrı değil. Hepsi birbiriyle mezci olmuş, karışmış meseleler. O sebeple geriyi hatırlatmakta her daim fayda var. Şimdi iklab, evvela kelime manasını bir öğrenelim. İhfanın kelime manası neydi? Gizlemek demekti. Kendi tarifi vardı. Bir kelimede tenvin veya sakin nun'dan sonra ihfa harflerinden birisi gelirse ihfa olur. Netice, yani ne yapalım? Tenvini veya sakin nun'u gizleyerek okurduk. Ve 1,5 adet miktarı hunneri bir şekilde okurduk. İsharın kelime manası neydi? Açığa çıkarmaktı. Onun tarifi nasıldı? Tenvin veya sakin nun'dan sonra ishar harflerinden bir tanesi gelirse ishar olur. Tenvini veya sakin nunu, orada hangisi varsa onu açığa çıkararak okurduk. Şimdi geldik iklaba. İklabın kelime manası nedir? İklab demek çevirmek demektir. İklab çevirmek demek. Peki şöyle bir tarif yapıyoruz defterimizde. Mesela şöyle yazdık iklab ve parantez içerisinde çevir. Çevirmek dedik. Sonra devam ediyoruz. İki nokta üst üste. Ne demektir iklab? Tenvin veya sakin nundan sonra harekeli bağ gelirse orada iklab olur. Oradaki tenvini veya sakin nunu mim harfine çevirerek 1,5 elif miktar tutarak hunneri bir şekilde okuruz. Yani iklabın tarifi bu. Tenvin veya sakin nundan sonra harekeli bağ gelirse iklab olur. Tenvini veya sakin nunu mim harfine çevirerek 1,5 elif miktar tutarak hunneri bir şekilde okuruz. Hükmü vaciptir. Tarif bu. Bunu yaptıktan sonra şimdi ihfa harfleri kaç taneydi? Hatırlıyor musun? 15 hocam. 15. İsar harfleri kaç taneydi? 6 tane de hocam. Evet. İklab? 1. Aynen öyle. 1 tane. O da ney? Harekeli bağ. Harekeli bağdan kastımız ne? Üstünde olabilir, ötede de olabilir, esse de olabilir. Harekeli bağ olması lazım. Ve bu harekeli bağ neden sonra gelecek? Tenvin veya sakinundan sonra. Hemen gelmesi lazım. Şimdi şurayı bir okur musun? Şuradaki misali. Sen doğru okudun. Gayet doğru okudun. Yani iklabı yaparak okudun. Şimdi alet edevattan burada harf-i met var mı? Var hocam. Harf-i met yok hocam. Harf-i met yok. Tabii. Normalde dediğim var ama sonda var. Burada yok. Peki harf-i lim var mı? O da yok hocam. O zaman ne arıyoruz? Burada direkt hemen tenvin veya... Tenvin. Tenvin var mı? Tenvin yoktur hocam. Ne var? Nun'u sakin vardır. Evet. Sakin nun var. Sakin nun gördüysek hemen aklımıza kaç tane tecvid kaidesi gelecek? Hemen 5 tanesi gelecek. 5 tane tecvid kaidesi gelecek. Hemen pratik yoldan gidelim. İlk hemen daha evvel ihfa demiştik çünkü o zaman onu öğrenmiştik. Evet. Şimdi iklaba kadar geldiğimiz için aşağıdan yukarıya gidelim. Daha pratik buluruz. Sakin nundan sonra baktık ki harekeli bağ varsa ne olur? Direkt ifa olur. İklab olur. İklab olur. Sakin nundan sonra burada ne gelmiş? Bağ. Harekeli bağ gelmiş. Harekeli. Ne olmuş? İklab olmuştur. İklab olmuş. Peki iklab ne demekti? Nun harfi. Normal kelime manası ne demekti? Çevirmek. Çevirmek. İklab çevirmek demekti değil mi? Evet. Peki burada neyi çevireceğiz? Burada sakin nunu. Her zaman tenvin veya sakin nunda işlem yapıyoruz. Evet hocam. Aynen öyle dediğin gibi. Burada sakin nunu çevireceğiz, doğru mu? Evet hocam. Sakin nunu neye çevireceğiz? Mim harfine çeviriyoruz. Aynen öyle. Mime çevireceğiz. Yani burada buraya nasıl okuyacağız? Li cen bihi. Gayet güzel. Li cen bihi diye okumuyoruz da burada bağdan önce bir mim oluşturuyoruz. Evet. Li cen. Şu an ben mimi tutuyorum. Li-cem tuttum. Devam ediyorum. Li-cem bihi. Bihi. Aynen öyle. Gayet güzel.
Şimdi buraya gelelim. En başta ne var tecvitten? Meddi. Metal var hocam. Evet. Onu geçelim. Sonra yine aynı şekilde metal vardır hocam. Sonra buraya gelelim. Şimdi ne görüyoruz? Buradan direkt iklabı görüyoruz hocam. Alet edevattan ne görüyoruz? Tenvini görüyoruz. Tenvin. Tenvin gördüğümüz zaman veya sakin nun gördüğümüz zaman kaç tecvit hatırlıyorduk? Sakin nun hocam. Sakin tenvin yani onu sakin gördüğünde direkt 5 tane hatırlayacağız. Peki şimdi tenvinden sonra burada ne gelmiş? Tenvinden sonra bağ gelmiş. Hareketli çok bağ güzel. Gelmiş. Hareketli bir bağ harfi bağ gelmiş. Yani B harfi gelmiş. Gayet güzel. Ne oldu tecritten? O zaman iklab oldu hocam. Tenvin hemen beşine hareketli bağ iklab oldu. İklab ne demekti? Çevirmek demektir hocam. Peki neyi çevireceğiz? Tenvini çevireceğiz. Tenvini çevireceğiz. Bilerek böyle soruyorum. Evet. Tenvini çevireceğiz. Tenvini. Neye çevireceğiz? Tenvini mim harfine çevireceğiz. Çevireceğiz. O zaman çevirerek bir oku. Ayatim beyinati tim beyinatin gayet güzel. Ayatim ne sesi geliyor şu an? Burada mim. Mim. Ayatim beyinatin gayet güzel. Yani tespiti yaptık. Burada iklab var. Nasıl olmuş? Tenvinden sonra harekeli bağ gelmiştir. İklab olmuştur. Netice tenvini mim harfine çevirerek 1,5 el miktarı tutarak vunneri bir şekilde okuruz. Gayet güzel. Bir misal daha işleyelim. Burayı okuyalım. Normal bir oku. Yani yazdığı gibi oku. Tecvid kaidesi yapmadan oku. Min ba'di. Min ba'di. Min. Min. Ba'di. Değil mi? Evet. Ama ben burada min yaptığım zaman da ne yapmış oluyorum tecvidden? Hangisi yapmış olurum? O zaman ishar yapıyorum. Çok güzel. İshar. Peki ishar yapmam için kaç harfe ihtiyacım vardı? 6 tane hocam. 6. Min, nunu sakini bulduk, tamam. Evet hocam. Peki is harflerini bir sayar mısın? Hocam boğaz harflerinden yola çıkarak sayarsın. H dedin, evet. E. Evet. Ayn. Aynen öyle, sonra? Gayn. Tamam, gayn. Nasıl? Ha. Evet. Ha. Ve ha. Evet hocam. Şimdi, nunu sakinden sonra burada ne var? Bağ var hocam. Harekeli bir bağ var. Sen buraya ishar yaparak okudun. Ben söyledim. Yanlış yaptın evet, diyelim. Min ba'di diye. İshar yapabilmek için burada sakinden sonra H gelmesi lazım. H var mı? H yok hocam. Elif de yok. O da yok. Ayın da yok. Yok. Ha, 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 gayın da yok. O zaman burada ben ishar yapamam. İshar yapamam hocam. Peki min ba'di diye okuyabilir miyim ifa yaparak? 10. Onun için ne lazım? 15 tane harf. Sıf, ve, fena, cude, şahsin diye bir sürü harf lazım. Var mı? Yoktur hocam. Yok. Harekeli bağ var. O zaman burada ne olacak? İktab olacak. İktab. Peki, dedi ki, nun sakinden sonra harekeli bağ gelmiştir. İktab olmuştur.